Evet, yarım elma gönül alma Var. kardeş. Eriklerimizden de koyalım, insanlar heves ediyor. Bunlar tezgahın malları. Tabi burada yaşarken meyvelerimiz çoğalıyor, yerlere dökülüyor. Yazık, üzülüyor insan. Sirke yapıyoruz, işte konserve yapıyoruz, reçel yapıyoruz. Buradaki tezgahımıza da insanlar alsın, heves edip giremediklerinden biz onlara kolaylık olsun diye sunum yapıyoruz orada bir çeşit. Pırasa koyuyorum, marul koyuyorum, efendime söyleyeyim, soğan koyuyorum. Burada yetişen fazlalık ürünlerimin hepsinden koyuyorum. Meyvelerimden elma, armut, işte üzüm, fındık, işte incirimiz olacak şimdi. İncir koyacağız, erik koyuyoruz. Ya bu aslında yarım elma, gönül alma iş. İnsanlar buradan bir şey alıp giderken, onlar hem tadarken ben de mutlu oluyorum. Mutlu edersen mutlu olursun. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi koyuyorduk buraya kapımızın önüne, buradan gelip geçenler alsın diye. Ya şimdi insanlar geliyor, tepsiden alacak, acaba bunu birisi kendine mi koymuş, bakıyor sağa sola. Benim de kızım dedi, ya baba insanlara koydun buraya ama bakıyor ki birine sorsam da alsam diye. Ya ben de dedim ki o zaman insanlara yazalım ki sormadan alabilirsiniz. Buradan bir şey arıyorken birine arayıp sormasınlar, yok hakkını helal ediyor musun? Zaten biz helal ettik koyduk onu diye. Biz koyarken helal ettik. Onların daha sormasına gerek yok. Biz de yazdık, sormadan alabilirsiniz, rahat olsunlar diye. Selamünaleyküm. Haydar abi nasılsın? Sağ ol oğlum, sen nasılsın? İyi. Alıyorum abi, hakkını helal eyle. Ne olursun kardeş, yastık altına sormadan alabilirsin. Eyvallah abicim. Sanayide esnafız. Arada bir geçiyoruz. Haydar abimiz işte meyvelerini falan paylaşıyor bizlerle. Kimseye de sormadan alabilirsiniz yazıyor altına. Haydar abimizi çok seviyoruz. Değer verdiğimiz bir abimiz. Haydar abim sadece meyvelerini değil, Haydar abim bilgilerini de bizden paylaşıyor. Arada git oturuyoruz işte, bize çay ikramı, işte çekirdek, işte ceviz, fıstık, fındık, oturup muhabbet ediyoruz. Haydar abim görüşürüz. Görüşürüz.